Gençler merhaba. E, sayı kesit problemleri test birden hemen başlayalım. İki sayıdan biri diğerinin 3 katından 7 fazladır. Şimdi birinci sayı diyelim. Bir de ikinci sayı diyelim. Biri diyor diğerinin 3 katından 7 fazladır. Yani hangisine x dediğimin bir önemi yok aslında. Bu ikisinin toplamı kaçmış? 175. Peki buradan 4x eşittir. E, 175'ten 7 çıkartırsam 168. x ne olur buradan? 42. Şimdi bir tanesi 42 oldu gördüğünüz gibi. E, bir diğeri de geç küçük olan soruyoruz. Küçük olanı soruyor. Hangisiymiş? 42'ymiş. Devam edelim. 37 arkadaşın bir gel, geldiği bir öğle yemeğinde yemek menüleri ve bu menülerin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tavuk döner ayran 5, çorba salata 7. Bu öğle yemeğinde toplam 217 lira alındığına göre 7 TL veren kaç kişidir? Şimdi burada x tane insan çorba salata içtiyse geriye 37-x tane insanda tavuk döner ayran yemiştir. Ne yapacağız? Parayla kişi sayısını çarpıyorum. Parayla kişi sayısını çarpıyorum ve 217'yi eşitliyorum. Peki buradan 150, 185 eksi 5x artı 7x eşittir 217. Burayı düzenlersem 2x eşittir 217'den 185'i çıkartalım. 2, 32. Gördüğünüz gibi x kaçmış? 16'ymış. Yani bu tarz soruların tamamında hani toplam adet belli. Fiyatları verdiyse bizden kimi istiyorsa ona x diyorum. Geriye de 37 eksi x tane insan kalmış. Ne yapıyoruz? Parayla bu ikisini çarpıyorum. Parayla bu ikisini çarpıyorum. Toplam verdiğim paraya eşitliyorum. Bir toplu taşıma aracında bulunan yolculardan erkeklerin sayısı kadınların sayısından 4 fazladır. Şöyle yapalım. Şöyle şuraya erkek kadın diyelim. Erkek ve kadın. Erkeklerin sayısı kadınların sayısından. Şimdi kadınların sayısına x dersen. Erkeklerin sayısı x artı 4 olur. İlk durahta araçtan 12 erkek yolcu iniyor. Ve aracı 14. Şimdi buradan kaç çıkartacağım? 12 çıkartacağım. x eksi 8 kalıyor. 14 kadının bindiği için x artı 14 diyorum. Son durumda otobüsteki kadın sayısı erkek sayısının... Şimdi bakın buraya dikkat edin. Son durumda otobüsteki kadın sayısı erkek sayısının 2 katından 2 fazla... 2 katından 2 fazla... Yani bunu yazalım ki birbirine eşit diyebileyim. Burayı çözersek ne olur? 2x eksi 16 artı 2 eşittir x artı 14 yaptık. Buradan x eşittir 28. Başlangıçta kaç erkek yolcu vardır diyor? Başlangıçta kaç erkek yolcu vardı? X artı 4 tane vardı. Her tarafa 4 eklersen kaç yapar? 32 yapmalıymış gençler. Evet. Bir öğrenci 80 soruluk bir sınavda 30 sorunun 3 bölü 5'ini çözüyor. Yani ilk bu sınavda 30, 80 soruluk sınavda 30 sorunun 3 bölü 5'i. Yani 30 sorunun 3 bölü 5'ini alırsam ne yapar? Gördüğünüz gibi 5'e böldüm, 5'e böldüm. 6, 18 soruyu çözüyormuş. buna göre bu öğrenci geriye kalan, yani geriye kalan 50 tane soru var zaten. Kaç tanesini daha çözmelidir ki Sınavdaki başarılı oranı 3 bölü 5 olsun. Şimdi şöyle yapalım. 80'in bir 3 bölü 5'ini bulalım. Ne yapar? 16, 48. Yani bu öğrenci zaten 18 tanesini çözmüştü. Değil mi? Ee, kaç tane daha soru çözmeli ki e, sınavdaki toplam başarısı 48 olsun? Zaten 18'ini çözmüştü. 48'den 18'ini çıkartırsam geriye kaç kalır? 30 tane kalırmış. Şekildeki dikdörtgenin boyutlarından 1, 7 bölü 12 oranla azaltılıyor. Dikdörtgenin alanın değişmesi için diğer boyutu hangi oranda artırılmalıdır? Şimdi bunun bir kenarına şimdi 12'ye bölünebilen bir şey verelim. Mesela burası 12x, burası da y olsa bu dikdörtgenin alanı ne yapar? 12x çarpı y. Diyor ki bize kenarlarından biri 7 bölü 12 yani şuraya 7 bölü 12 arttırırsam yani 12x'in önce 7 bölü 2'sini bulayım. 7 bölü 12'sini bulayım. Bakın ne yaptı? 7x yaptı. Burası 7x artacakmış. Yani ne olur o zaman? 19x çarpı buraya da soru işareti diyelim. Çünkü diğer kenarı y cinsinden bulmam gerekiyor. Bakın x'ler giderse soru işareti ne yaptı? 12y bölü 19. Diğer hangi oranda e, azaltılmalıdır demiş. Çok pardon. Şurayı azaltmam gerekiyormuş. Yani şöyle şurayı da sileyim. Ben gördüğünüz gibi okuduğumuzu iyi anlamak lazım. Ben de anlamadım. 12x'ten 7x çıkartırsam geriye kaç kalır? 5x kalır. Bakın soru işareti ne oldu? Buradan 12 bölü 5 y oldu. Peki ben şurası y'ydi. Kaç olmasını istiyorum? 12 bölü 5 y. Hangi oranda arttırılmalı? İlk önce olması gerekenden Var olanı çıkartalım. Yani y'yi çıkartayım. Ne olacakmış? 7y bölü 5 oranında arttırılması gerekiyormuş sorunun. Evet gençler nerede kalmıştık? Kilogramı 1.6 TL olan yaş üzüm kurutulunca kilogram 2 TL oluyor. Buna göre 50 kilogram yaş üzümden kaç kilogram kuru üzüm elde edilir? Buradaki temel mantığımızı şöyle kuracağız. Yani 1,6 Bakın şöyle 1,6 çarpı 50 TL 50 TL Şimdi ben bu kadar para vermiş oluyorum haliyle. Diyor ki kilogramı 2 lira oluyor. Ben bu şeyi burası kilogram burası TL yani ben 50 kilogram yaş üzüm alınca ne kadar para veriyorum? 1,6 çarpı 50. Diyor ki kilogramı 2 lira çarpı kuru üzüm. Bakın şuraya Kuru üzüm. Peki. Buradan gerekli işlemler yapıldığında tabi buraya da x diyelim haliyle. Ne olur burası? 80-40 olur. Yani şurası 80 yapıyor. Eşittir. 2x. x buradan kaç yapıyormuş? 40 yapıyormuş. Peki. Yani aynı parayı kazanacağı için e, kilogramı 2 TL olduğu için ne yaptık? 2 çarpı kuru üzümün kilosu yaptık. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa altı öğrenci ayakta kalıyor. Bakın sıra sayısına x diyelim. Sıra sayısı x olsun. Yani kaç tane öğrenci olur o zaman? 2x artı 6. Eğer sıralara üçer üçer otururlarsa altı sıra boş kalıyor. Peki üçer üçer otursunlar sıralara. Yani 3 çarpı sıra sayısı kaç oldu o zaman? x eksi 6. Şimdi sınıfı canlandırın gözünüzde. 2'şer 2'şer oturduğumuzda 6 öğrenci ayakta kalıyor. 3'er 3'er oturduğumuzda 6 sıra boş kalıyor. Ama öğrenci sayısı yani bize bu bilgi neyi verir? Öğrenci sayısını verir. Öğrenci sayısı. Bu da öğrenci sayısı. Öğrenci sayısı. E Peki bunlar birbirine eşit tabii ki de. Yani 2x artı 6. 3x eksi 18. Buradan x eşittir kaç çıkar? 24. Sınıfın mevcudunu sormuş. Sınıfın mevcudunu ne yapacağız? Götüreceğiz. Bir tanesini de yerine yazacağız. Mesela şuraya yazarsam 2 çarpı 24 artı 6'dan ne yapar? 48 artı 6'dan ne yapmış? 54 yapmış. Bir öğrenci grubu lokantada yemek yerken her birine 18 TL yemek ücreti geliyor. Grupta 8 kişinin üzerinde para olmadığı için parası olanlar 24 TL vererek hesabı ödüyorlar. Buna göre demiş grupta kaç kişi vardır? Şimdi ee, şöyle hesaba x desek değil mi? E, 18 liraya bölsek kaç kişinin ödeyeceğini buluruz. Eğer 8 kişinin üzerinde para yoksa şöyle düşüneceğiz. Bunlar 24 lira vererek ne yapmış oluyoruz? Bu arada ilk bana 8 kişiyi veriyor. Şimdi ne demek istediğimi anlayacağız. Hesabı yani x hesap olsaydı şu hesap gelen hesap bu. Peki 18 TL verdiklerine göre hesabı 18'e bö 18 e bölersek bize neyi verir? Kişi sayısını verir. Yani şu, şu ne olacakmış? Kişi sayısı. Şu bana kişi sayısını verir. Tabi dileyenler hemen ileri alıp geçebilir aslında sonra başka bir şey anlatmayacağım. Bu da hesap. Aynı hesap. Ama 24 kişi 24 TL verirlerse 8 kişi daha az para vermiş oluyor. Yani 8 kişi hiç para vermemiş oluyor. O yüzden ne yapıyorum? Hesabı 18 TL'ye bölseydim baştan hesap toplam kaç kişi olduğunu bulacaktım. Ama x'i yani hesabı 24'e ödedim, verdim ki yani 24'e böldüm ki toplamda 8 kişi az para ödediği için o 8 kişiyi verecek. Peki şunu tekrar yazalım, sonra düzenleyelim. Yani x bölü 18 eksi x bölü 24. Eşittir. 8. Nerede birleşir bunlar? Bunu 4 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. Yani buradan da ne olur? x bölü 72 eşittir 8. x eşittir 8 çarpı 72. Hesap bu kadar gelmiş. Bizden e, grupta kaç kişi vardır diyor. Yani bunu 18'e bölersem gruptaki kaç kişi olduğunu bu durum Niye 24'e bölmüyorum? Bunlar hesap ödeyen ekip. Yani buna parası olan bunlar fakir gruba. Ne yapacakmışım? 18'e bölecekmişim. 18'e bölersem de buradan 4, 32 yapacakmış. Peki umarım anlaşılmıştır. Şekildeki ABC üçgenin çevresi AC kenarının 3 katına eşit ise ya yani ben o zaman buraya x diyeyim. ABC üçgenin çevresi ne yapar? 10 artı x. AC kenarının yani altının 3 katına eşitmiş. x buradan kaç gelir? 8. Bizden de bunu sormuş. Bir öğrenci girdiği sınavdaki soruların 5 bölü 8'ini yanıtlamıştır. Bu öğrencinin yanıtladığı soru sayısı 35 olduğuna göre şimdi sınavdaki soruların tamamına x desek 5 bölü 8'ini yanıtlamış ve bunun kaç olduğunu söylüyor bize? 35 olduğunu söylüyor. Peki hemen sadeleştirelim. Ne oldu? 7 oldu. x bölü 8 eşittir 7. x kaçmış? 56. Sınavdaki soru sayısı 56'dır. Bir kabın 3 bölüsü doluyken kap 8 kilogram, 5 bölü 8 su ile doluyken kap 7 kilogram geliyor. Bu kap tamamen su doluyken kaç kilogram gelir demiş. Şimdi normalde ben kabın içindeki su miktarını 4'ün katı ya da 8'in katı alabilirim ama ben öyle yapmayacağım. Bu kabın içindeki su miktarı x olsun, kabın ağırlığı da y olsun. Bakın x'in 3 bölü 4'ü doluyumuş. Şimdi tamamı x kadar su alıyorsa 3 bölü 4'ü artı. Tabi kabın ağırlığı da var. Y kaça eşittir? 8'e. Yine içindeki su miktarının 5 bölü 8'i doluysa yine kabın ağırlığı Y. Kabın ağırlığı değişmez çünkü içindeki su miktarı değişir. Bakın üsttekinden alttakini çıkartalım. Üsttekinden alttakini çıkartalım. Y'ler gider. <laughs> Şunu da 2 ile genişleterek yazarsam 6x bölü 8'den 5x bölü 8'i çıkartırsam 1 olacakmış. x bölü 8 eşittir 1'miş. Buradan x ne çıkacakmış? 8. Yani içindeki su miktarı 8'miş arkadaşlar. Bize bu kap tamamen doluyken kaç kilogram gelir? İçindeki su miktarı 8. Şimdi ne yapacağız? X'i götürüp bir tanesini de yerine yazalım. Mesela buraya 8 yazarsam ne olur? 8 çarpı 3 bölü 4 artı y eşittir 8'miş. İşte buradan da sadeleştirdim. 2, 6, y kaç çıktı? 2. Kabın tamamı kaç yapıyor? 10 yapacakmış. Toplamları 46, çarpımları 513 olan iki pozitif tam sayının farkı kaçtır demiş. Bakın toplamları kaçmış? 46, çarpımları x çarpı y 513'müş. Peki bizden de ne istemiş? E, farklarını istemiş. Şimdi normalde götürüp yerine yazarım ama şu sayıyı e, çarpanlarına ayırsak ne olur? Yani 5 e, kaça bölünüyor ona bakalım. 3'e bölsek biz bunu. 1 kere 3. Ne olacak? 21'de 7 kere var. 3'te de 1 kere var. Ne oldu? 3. Yani şurası şöyle düşünün. 3 çarpı 171. Tabii ki bu ikisinin ee, şeyi neydi hmm, toplamları 46 yapma Demek ki şunu birazcık daha çarpanlara ayıracağım. 171 neye bölünür? 171 e, yani 7, 8, 9 bir daha 3'e bölünüyormuş. Onu hatta oraya değil de şöyle bölelim. 171'i bir daha 171'i bir daha 3'e bölelim. 6 kere 3, 18 18 yok 6 kere 3 yok tabii ki. E, 5 kere 3 15. Ne yaptı? 21 de 57. Peki devam ediyorum bakın. 3 çarpı 3 çarpı 57. Bakın toplamları hala ne yapmadı? 46 yapmadı. Şu bir daha 3'e bölünür. Artık anladınız. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 19. Bakın şuraya çarparsam kaç yaptı? 27. Burası kaç yaptı? 19. Bakın toplamları kaç yaptı? 46. 27'den 19'u çıkartırsam kaç olur? Gördüğünüz gibi 8 olur. Peki bu soru hep böyle mi çözülür? Peki, hayır. Şöyle de çözebilirsiniz ama o daha uzun olduğu için ben bu yolu tercih ettim. Ee, yani illa ki bu yöntemden gitmek zorunda değilsiniz. Çarpanları ayırma konusuyla da yapabilirsiniz ama çarpanları ayırması bence birazcık daha zor olabilir. Peki bakalım ne demek istiyoruz? Madem toplamları 46, çarpımları da kaçmış 513, ben y gördüğüm yere ne yazabilirim? y gördüğüm yere 46 eksi x yazabilirim. Bakın şuraya 46 eksi x yazalım. Yani ne olur? x çarpı 46 eksi x eşittir. 513 yaptı. Gördüğünüz gibi 46 x eksi x kare eşittir. 513. Bunu da karşıya atarsanız yani şöyle bir hal alır. x kare eksi 46 x artı 513. Çarpımları 513, toplamları eksi 46 yapan sayılar. Yani o zaman yine aynı yere geldik. Yani 27 çarpı 19'a geldik. Tabii bunu bulmak için yine az önceki yöntemi kullanacaksınız. O yüzden bunun daha uzun bir yöntem olduğunu düşündüm ben. Evet. Bu testte ben sonra devam edelim. Evet. Sayı problemleri test 2'den devam edelim gençler. 4 katının 5 fazlası ile yarısının toplamı 59 olan sayı. Bir tane sayımız var. Bunun 4 katının 5 fazlası ile yarısının toplamı kaç yapacakmış? 59 yapacakmış. Zaten bundan sonrası payda eşitleme. Bunu karşıya atalım. Ee, ne olur? 8, 9x bölü 2. Ne yaptı? 54. Bununla bunu sadeleştirelim. 6, X ne çıkar buradan? 12 çıkarmış. Evet. Toplamlar 63 olan iki sayıdan büyük olan küçük olanın yarısı 5 katıdır. Bir tane büyük olan yazalım. Bir tane de küçük olan yazalım buraya. Büyük olan küçük olanın ben buna X dersem bakın küçük olanın yarısının 5 katı. Bakın tekrar ediyorum. İki tane sayı var. Küçük olanın 5 katının yarısı ya da daha doğrusu yarısının 5 katı. Bunların toplamlarını kaça eşitleyeceğim? 63'e. Hemen payda işlemi yaparsam 7x bölü 2 eşittir 63. Bununla bu sadeleşir 9. x kaç gelir? 18. Peki büyük sayı kaçtır demiş. Hemen 63'ten 18'i çıkartırsak 5, 45 yapacakmış. 3 çocuktan birincisi, ikincisinden 4 fazla. Üçüncüsünün 3 üç katından 5 katından fize, e, bilye alacak şekilde 90 bilyeyi paylaşıyor. Birinci çocuk ve birinci çocuk yazalım. İkinci çocuk ve üçüncü çocuk yazalım. Diyor ki, birinci çocuk ikincisinden 4 fazla. Ben buna x dersem burası kaç yapacakmış? x artı 4. E, üçüncüsünün 3 üç katından 5 fazla bilye alacak. ha O zaman şöyle yapalım. Yani Şöyle x'i oraya değil de bakın şöyle birincisi üçüncüsünün 3 üç katından 5 fazla alacakmış. 4 fazla alacak ya bundan 4 çıkartırsam bakın 3x artı 5'ten 4 çıkartırsam 3x artı 1 olur. Tekrar bir okuyalım. 3 çocuktan birincisi ikincisinden 4 fazla üçüncüsünün üçüncüsünün 3 katından 5 fazla. Şimdi bunların hepsini toplayıp kaç eşitleyeceğim? 90'a. Hepsini toplayalım. 3, 6, 7 x artı 6 eşittir 90. 7 x eşittir 84. x eşittir kaç çıktı? 12. Bizden 3. çocuk kaç almıştır diyor. 3. çocuk x almıştı ve 12 olacakmış. Bir yarışmada her doğru cevap için 8 puan verilip yanlış puan için, şey, yanlış cevap için 3 puan silinmektedir. 24 tane soru sorulmuş. Doğru ve yanlış diyelim. Ee, doğruyu sorduğuna göre, demek ki ben doğru için x desem, toplam 24 soru olduğu için buraya da yanlış sayısına da 24 eksi x diyeceğim. Diyor ki bize, doğru sorular için 8 puan veriliyor. Yanlışların sayısında eksi 3 ile silinmektedir diyor. Eksi 3 ile çarpacağım. Ve toplam 104'e eşitleyeceğim. Bir toparlayalım tekrardan. Doğruların sayısına x dedim. Yanlışların sayısına 24 eksi x dedim. Çünkü toplamda 24 soru var. Tamamını cevaplamış. Tabii ben o kısmı okumadım ama tamamını cevaplamış. Ve 104 puan almış. Doğruların sayısını 8 ile çarpacağız. Yanlışların sayısında bakın. Eksi 3 ile çarpacağım. Çünkü siliniyor diyor. Bakın oraya dikkat edin. Peki 8x eksi 72 artı 3x eşittir 104. 11x eşittir 170, 181. Buradan yanlış mı topladık? Tabii ki yanlış topladık. Çünkü 176 yapacak. Ne alaka değil mi? <laughs> Pardon. 176 x eşittir. Buradan kaç gelecek? 16 gelecek. Bizden de bunu sormuştu. Çünkü biz doğruların sayısına ne demiştik? X demiştik gençler. Evet. Bir öğrenci her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 20 fazlası kadar soru çözmektedir. İlk 4 günde 480 soru çözen bu öğrenci 3. gün de çözmüştür. Şimdi 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün. Bakın her gün bir önceki gün çözdüğünün 20 fazlası. Buna tekrar 20 ekliyorum. Buna tekrar 20 ekliyorum. Hepsini toplarsam 4x artı 120 yapıyor. Bu 480'e eşitmiş. X buradan uzatmıyorum. 360, 90 çıkıyor. Bize üçüncü günü soruyor. Üçüncü güne bakıyorum şimdi. 40 ekleyeceğim x'e. Ben buna 40 eklersem kaç yapar? 130 yapacakmış. Evet. Bir tel 18 eşit parçaya bölünüyor. Bu tel 12 eşit parçaya bölünseydi her bir parça 8 cm daha uzun olacaktı. Bakın x'i bir 12'ye bölsek bir de x'i 18'e bölsek çünkü bakın şu x dediğim şey aslında telin uzunluğu. Telin uzunluğu, telin uzunluğu. Telin uzunluğunu x dediğim için bir 12 eşit parçaya bölüyorum, bir de 18 eşit parçaya bölüyorum. Tabii ki bu daha kısa, bu daha uzun. Aradaki farkı kaç eşitliyorum? Gördüğünüz gibi 8 eşit diyelim. Hemen yapalım. Hani hiç burayla uğraşmayalım. Burayı 3 ile, burayı 2 ile. Yani x bölü 36 eşittir 8. x eşittir 48. Elde var 4. 24, 288 olacakmış cevap. Buna göre telin uzunluğu nedir demiş bize. Evet gençler devam edelim. Bir salonda 72 erkek, 18 kadın vardır. Bu da göre salona kaç evli çift gelirse. Bakın evli çift denilen kastını Kaç tane evli çift geldi? X tane diyelim. X tanesi kadın, X tanesi erkek. Salondaki erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katı olur. Erkek diyelim, kadın diyelim. 72'ye 18. X tane evli çift gelsin. Bakın X tane evli çift. Evli çift gelsin. Amacım da bu X'i bulmak. E, X tane evli çift. Mesela 2 tane evli çift gelse 2 erkek 2 kadın olur. Yani ben buna x ekleyeceğim. 72 artı x. Burası da 18 artı x. Ne diyor bize? 3 kat olur diyor. Hemen düzenleyelim. Ee, buradan 3x, 2x kaldı burada. 72'den de neyi çıkartacakmışım? 54'ü çıkartacakmışım. Dedim ki buraları hızlı geçiyorum. Çünkü burasını bilmiyorsak zaten e, burada işimiz yok. Hemen denklemlere gidin. Denklemlerden çok uzun video çektik gençler. Birinci dereceden denklemler. Evet buradan x kaç gelecekmiş? 9 gelecekmiş gençler. Peki bir elma dolu bir kasanın ağırlığı 72 kilogramdır. Bu kasadaki elmaların ağırlığı boş kasanın ağırlığının 8 katıdır. Şimdi elma diyelim bir de kasa diyelim. Boş kasa tabii ki. Ben buna x dersem bakın boş kasanın ağırlığının 8 katı yani 8 x. Ben bunları toplarsam kaç eşit olacak 72'ye? 9x eşittir 72. X eşittir. 8 olmalıymış. Gençler. De onu sordu herhalde değil mi? Boş kasanın ağırlığını sormuş. Evet. Bir sınıfta toplam 40 öğrenci vardır. Bu sınıfta 7 kız öğrenci gelir. 5 erkek öğrenci ayrılırsa kızların sayısı erkeklerin sayısından eşit olup buna göre başlangıçtaki sınıftaki erkek öğrenci sayısı demiş. Yine erkekler diyelim, kızlar diyelim. Bakın kimi istemiş? Erkek öğrenci istemiş. Ona X diyelim. Toplamda 40 öğrenci vardı. Geriye de 40 eksi x diyeceğim. E, sınıfa 7 tane kız gelmiş. Şimdi ben o zaman buraya 7 ekleyeceğim. 7 eklersem ne olur? 47 eksi x. Sınıftan da 5 erkek öğrenci ayrılmış. Yani buraya da ne kaldı? x eksi 5. Bundan sonraki kısım önemli. Kızların sayısı erkeklerin sayısına eşit oluyormuş. E, ben bunu çözebilirim artık. E, 2x eşittir. 52. x eşittir kaç yapıyor? 26. Benden de onu istiyor. Çünkü başlangıçtaki... Erkek sayısını istemişti. Kaç erkek kalır demiş olsaydı o zaman ne yapacaktım? 26'dan bir de 5'i çıkartacaktım gençler. Bir kampta 9 kişiye yetecek kadar yiyecek vardır. Kampa 6 kişi daha katılıyor. Yiyeceklerin miktarı planlanan günden 8 gün erken bitiyor. Buna göre başlangıçta 9 kişi için gelen yiyecek kaç gün işe gidecek şekilde planlanmıştır. Şimdi elimdeki yiyecek miktarı şey olsa 9 olsaydı yani kişi sayısı da 9 olsaydı sonra 6 kişi daha gelmiş ve 8 gün e, olmuş. Şimdi açıklayacağım. Şu kamptaki yiyecek miktarı olsaydı yiyecek miktarı değil mi? hani 9'a böldüğümde yetecekti. E, kaç gün olacağını bilmiyorum ama. E peki elimde e, yeni 6 kişi daha geldi. Bakın 6 kişi daha geldi. Ne oldu? 15 oldu ama 8 gün erken bitti. Çünkü haliyle insan sayısı çoğalınca erken bitti. Bize yetecek kaç yani x soruyor yiyecek miktarını. Kaç gün yetecek şeklinde planlamış. X'i bir bulalım sonra konuşacağız. Paydalar eşitliğinin bunlar nerede birleşir? 45'te. 45 olması için burasını 5, burayı da 3'e çarpalım. 2x bölü 45 eşittir 8. x eşittir buradan ne gelir? 4, 90, 180. Bakın yiyecek miktarı 180 gibi düşünün. Başlangıçta kaç kişi vardı? 180'i 9'a böldüğüm zaman demek ki 20 gün yetecek kadar yiyecek varmış diyebiliriz. Bir çiftlikteki tavuk ve tavşanların toplam sayısı 54'tür. Tavuklar ve tavşanlar. Şimdi şey, bir şey x demiyorum. Bize en son tavşanı sorduğu için tavşana x diyorum. 54 eksi x tane de tavuk kalmış oluyor. Ayak sayısı demiş. Arkadaşlar tavukların iki ayağı vardır. Tavukların iki ayağı vardır. Tavşanların da dört ayağı vardır. Hani böyle garibim şey yer. Hani mama yer ama o ayak gibi mü? Hocam iki, ayağı, iki eli var onun falan gibi, bir. Öyle bir şey yok. 2 çarpı 54 eksi x artı 4 çarpı x toplam 156 eşitmiş gençler. Peki 108 eksi 2x soruyu yazan da 2 diyormuş ya düşünsenize. 4x eşittir 156 buradan 2x eşittir Ne yapar 56 48 x kaçmış gördüğünüz gibi 24'müş gençler. Bir şey yapmadık aslında tavukların ayak sayısıyla tavşanın ayak sayısını çarpıp topladım. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçerli oturursa 2 öğrenci ayakta kalıyor. Beşerli oturursa 2 sıra boş kalıyor ve bu bir sırada bir sırada 3 kişi Burası önemli oturuyor Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Ee, şimdi şöyle düşünelim, sırada üçerli üç otururlarsa, sıra sayısı, x sıra sayısı olsun, sıra sayısı. Bakın, üçerli otururlarsa, yani üç tane sırayla çarptım, iki tane öğrenci de ayakta. Beşerli oturursa iki sıra boş kalıyor. Şimdi burayı ayrı bir renkle anlatayım çünkü bu güzel bir sorudur. Evet. Şimdi 5'erli oturursa direkt 5x demeyeceğim. Çünkü iki sıra boş kalıyor. x 2 ile çarptın. Ama doğru cevabı bulamadın. Çünkü niye? Burada x 2 taneye 5 oturmuyor ki, değil mi? Sıra sayısı kaç? x tane. 2 tanesi boş gibi boşmuş zaten. 2'yi çıkarttık. Fakat ben şöyle diyeceğim burada. Öteki sırayı da boş kabul etsem ama insan sayısını eklesem. Çünkü bir sırada 3 kişi oturuyor. Hani hep sıraya, atıyorum sıraya 5'erle oturdular. Şöyle, şöyle o 5'erle oturdular. 5, 5, 5, 5 oturdular. Ama bir sırada üç kişi kaldı. Şimdi ben ne diyeceğim o zaman? 2 tanesi boştu. Şunu boşmuş gibi kabul ediyorum bakın. Yani bir tane daha çıkartıyorum. Sonra o 3 insanı ekliyorum. Tabii ki şey de yapabilirdiniz. 5 de şartlıktan sonra işte ne bileyim ne gelecek. Buradan eksi on beş 15 on 12 2 de çıkartabilirdiniz ama ben bu benim genelde çözüş tarzım şu bu da ne eşit olur? Bunları birbirine eşitleyeceğim. 3x artı 2 insan sayısı. Bunu çarparsam 5x eksi 15 artı 3 de insan sayısı. 2x eşittir. Eksi 12, 14. Bakın x kaçmış? 7'ymiş gençler. Peki bize bu sınıfın mevcudunu kaçtır demiş. x neymiş? 7. x gördüğüm yere 7 yazarsam ne olur? 21, 23 olur. Şimdi bu mantığı bir kez daha anlatayım şuraya. Hatta şöyle silip bir kez daha açıklayayım şurayı. Şimdi gençler aslında çok biliyorum bu soruda zorlandığınızı düşünüyorum. Çünkü normalde bizim TYT öğrencilerimiz de, yani siz de bizim öğrencimizsiniz de TYT'de problem çok çıkıyor ya, orada da zorlanıyorlar. Bakın, şimdi sıralar, şöyle bir tane sıra olsun, bir tane daha sıra olsun. Böyle bir sok yan yana sıra var. Öğrenciler buralara üçerli oturduklarında, üçerli oturduklarında şöyle rastgele sallıyorum tabii ben 3'erli oturduklarında sıra sayısına x dersen 3x 2 öğrenci de ayakta kalıyor artı 2 öğrenci ekledim. Burada hem fikiriz galiba. Burada bir sıkıntı yaşadığınızı düşünemiyorum. Düşünmüyorum. Sıkıntıyı bence burada yaşadınız. 5 otururlarsa 2 sıra boş kalıyor. 5 çarpı x eksi 2. Şimdi 5 çarpı x eksi 2 dedin ama bir sırada 3 kişi var ki yani x eksi 2 tanesinde ne olmuyor? Ee, x eksi 2 tanesinde 5 kişi oturmuyor ki. Bir tanesinde 3 kişi oturuyor. O yüzden ya buradan 2'yi çıkartacağım. Yani eksi 2 diyeceğim. Şimdi bu eksi 2'yi anlayabilecek miyiz? Çünkü sıraların hepsi beşerli o kişi oturmadı burada. Değil mi? ben bunu yapmak yerine şunu yapıyorum. Diyorum ki şunu ve şunu bir sileyim. X eksi 3 tanesinde 5 kişi var. Çünkü 2 sıra boş kalıyor ya. Bir tanesinde de 3 kişi oturuyor. Demek ki x, x'i 3 tanesine 5'erli oturmuşlar. O son 3 kişilik sıradaki insanları da ekliyorum. Herhalde, umarım anlaşılmıştır. Ne demek istediğim. Evet, e, test 3'e geçsek mi geçmesek mi demedim. Çok uzun video oluyor. E, bence bugünlük yeter. E, test 2 ile bitirelim. Galiba 6 test var. Sonrakini ya 4 yaparız ya da 2, 2 yaparız. Umarım işinize yarıyordur videolar. E, kendinize iyi bakın. Bu aralar çok sık video atamıyorum biliyorum ama elimden geldiğince e, en azından problemleri bitirecekmiş şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Ama zaten herhalde daha e, sınavlardan bir kapadokya sınavı var galiba. Neyse hani e, biz dediğimiz gibi elimizden geleni yardım etmeye çalışıyoruz. Şimdilik benden bu kadar. İyi çalışmalar gençler.